Toprak ananın en güzel, en nazlı bebeğidir tarım. Bu bebek gece gündüz, yaz kış demeden emek ister, fedakarlık ister, sabır ister. Eziyetine, uykusuzluğuna, yorgunluğuna katlanmak her kişinin ve er kişinin kârı değildir. Ama verince de öyle bir verir, öyle bir verir ki bereketi akla hayale sığmaz. Bu kutsal bebeği en güzel şekilde büyütmek, beslemek, korumak ve geleceğe hazırlamak ancak kadınlarımızın emeğiyle mümkün olacaktır. İsmim Fadime Pehlivanoğlu. Bir yıl oldu Kılçan Köyü'ne geleli. Köyümüzde sera yaptık. Geçen yıl yaptık. Ben Antalya Gazipaşalıyım. Buraya geldik. Eşim dedi sera yapmak istiyorum. Tabii ki de yaparız dedik. Hani yapalım, gelirimiz olsun, çocuklarımızın hayatı güzel olsun. Köyümüzde bu işi bilen çok aşırı fazla insan yok. Bu konuda biraz zorlandık. Kendimiz uğraşıyoruz. Her şeyini kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Birçok kişiye öğrettik. Bu bağlamasını, koltuklarını kırmasını, işte ilaç yapmasını, laylon çekmesini, her şeyini köydeki kişilere öğrettik. İnşallah hani önümüzdeki dönemlerde bu projem de gerçek olursa fide yetiştiriciliği yapmayı düşünüyorum. Seramın bir bölümünde veya ilerleyen dönemde bilmiyorum ne gelişir ne olur tamamında. Yaptığım bir iş, daha önceden amatör olarak yaptığım bir iş. Hani çekirdek atarak fide yetiştirdiğim çok oldu. Kendim yetiştirdim. Kendi ektiğim fidelerimi hep bugüne kadar kendim yetiştirdim. 2 yıldır alıyoruz ama daha öncesi kendim yetiştirdim. Ama inşallah bu tür programların ilerleyen dönemlerde devam etmesini de isterim. Hani kadının kendine karşı bir özgüveni gelir. Özgüven artış olur. Sosyalliği artar. İsmim Gülhan Aşkın. Ağlasın Kütlük Köyü'nde yaşıyorum. 10 yıllık evliyim. 2 çocuğum var. Tarım ilçenin Kadınlar Güçleniyor projesine katıldım. 4 günlük bir kurs aldım. Onun için lavanta yetiştirmek istiyorum. Kadın isterse yapamayacağı şey yok. Ben lavanta yetiştireceğim. Köyüme imkan sağlamak istiyorum. Sagalassos antik kentimiz var. Orada turistler geliyor. Lavantanın da görselliği bakımından dikkat çekeceğini düşünüyorum. Köyüme de farklı iş imkanları sağlayacak. Yani üreten bir birey olup tüketen bir birey olmak istemiyorum. Adım Gülsüm, soyadım Güneş. Taşyayla köyünde oturuyorum. Doğma büyüme buralıyım. Bucak'ta böyle devletin böyle bir kurs açtığını duydum. Hanımların böyle bir şeyde hani daha başarılı olabileceğini, devletin katkılarıyla daha hani hanımların da bir şeyler yapabileceğini, imkanları dolayısıyla olabileceğini düşündüm. İpek böcekçiliğini araştırdık biraz internetten, işte biraz sordum. Yakınlarımızda varmış Ağlasun'da falan, onlarla konuştu eşim. Bana da yardımcı oldu sağ olsun, çok destek oluyor bu konuda.
dışarıda bir çalışma imkanım yok. Ama benim evimin yanında olursa, ben bunu yapabilirsem hani daha iyi olacak. Daha zaman açısından, maddi açısından hani ilk etaplarda çok büyük bir şeyler kazanacağımı düşünmüyorum. Ama zamanla ilerletebileceğimi, öğrenebileceğimi, denemeyle de yapıldığını biliyorum. Merhaba Atatalak, yaşım 33. Doğma büyüme Çamlıklıyım. Bu projeye başvurdum. 4 gün eğitim gördük. Eğitimin sonunda proje hazırladık. Bu köyümüze de bir ilk olsun istiyorum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Aile bütçeme katkıda bulunmak istiyorum. Daha iyi bir gelecek düşünüyorum çocuklarıma. Bu doğada yetişen bitkiyi tarlada yetiştirip satışa sunmak istiyorum. Daha iyi bir gelir sağlamak, daha iyi bir gelecek sunmak. İsmim Ayşe Öcalan, 30 yaşındayım. Evliyim, bir çocuğum var. Daha önce farklı işlerde çalıştım ama sanatlarına biraz ilgim ve becerim olduğu için el sanatlarıyla ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. Böyle bir projeyle karşılaştım. Bunu araştırdık, hoşumuza gitti, işte ne yapabiliriz diye düşündük. Sulu kaplama yapmaya karar verdik. Sulu kaplama Ebru sanatına benzeyen bir sanat dalı diyebilirim. Kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmek, kişisel gelişimimizi geliştirmek, iş istihdamı sağlamayı istiyorum. Merhaba, ben Havva Yılmaz. Burdur Bucagelsizli Köyü'nden. Kadın Çiftçiler Projesi'ne katıldım. Salep Projesi yapmayı düşünüyorum. Hem ülke ekonomimize, hem köy ekonomimize, hem aile ekonomime, özellikle de kendi gelir ve giderlerime katkı sağlayacağını düşündüğüm için başvurdum. Yani sera içerisinde hiç denenmiş bir şey değil bu salep. Hep boş araziye, tarlalara, kıraç topraklara dikilmiş ama sera sistemiyle nemin daha yüksek olacağı için, bir de yabani otların az çıkacağını düşündüğüm için serada yapmayı düşünüyorum. Kadın sesi, kadının gücü, kadının her şeysi kanıtlayabileceğiz bu projelerle. İsmim Neslan Bayır, 1981 doğumluyum. 15 yıllık evliyim ve iki erkek çocuk annesiyim. Hayatım boyunca çoğu yerlerde çalıştım ama her zaman istediğim hayalimdeki şey kendi işimin sahibi olmak. Kendi ayaklarımın üzerinde durmaktı. Benim projem kıl çadırında yöresel lezzetleri tanıtmak. El açması, börek, bazlama. Evimizde yaptığımız tarhana, bulgur, salça ve benzeri şeylerin satışı. Yer itibariyle kurmak istediğim alan turizm bölgesi olan Fethiye yolu üzerinde olduğu için şehirde oturan bayan arkadaşlarımın benim el yapımı yapmış olduğum ürünleri alarak kullanmalarını, mutfaklarında yer almasını istediğim için böyle bir projeyi düşündüm. Ve kadının hiçbir zaman erkekten, hani erkekler güçlüdür, yapar, işte kadın yapamaz, işte kadın ya da evinde otursun çocuklarına baksın, işte çamaşır bulaşık yıkasın diye değil. Kadınların da erkekler kadar çoğu işi becerebileceğini göstermek istedim ben. Adım Meral Akgüz, 35 yaşındayım. 20 senelik evli iki çocuk annesiyim. Hayvancılık ve çiftçilikle uğraşmaktayız. Bir gün Tarım İl Müdürlüğü'nün girişimci kadın projesini gördüm. Ve ben de neden olmasın dedim. Bu projeye başvurdum. Bu projede domates, kurusu ve salçası sosu olarak başvurdum. Bu projemde ilk ona girerek benim yüzüme kara çıkartmadı ve bütün bayanlara örnek olacağıma inanıyorum. Hedefim kendi ekmiş olduğumuz domateslerimizi kuru, salça, sos olarak değerlendirip köyüme örnek bir bayan olmak istiyorum. Kadın isterse her alanda her şeyi başarabilir.